Şimdi Çok güzel. hastalığın nedeni bilinçsizlik ve farkındalıksızlık. Bir arıza oluşuyor çünkü insan bünyesinin, makinesinin farkında değil. Farkındalık yükselince, hangi düğmeleri basacağını bilince arızalar ortaya çıkmaz. Yani siz hiç hasta olmuyor musunuz? Olmuyoruz. Şahane bir şey bu ya. O yüzden yoga sistemini yaparsınız, güzel. Hasta olmak istersiniz de olamazsınız. Özlersiniz hasta olmayı. Belki de, bir şey. Belki de hastalığını dinleneyim diye düşünürsünüz. Hiç böyle sinirlendiğiniz falan da olmuyor mu? Öfkelendiğiniz olmuyor, olmuyor mu? Her şey kontrol altında. Ha, öfke bir enerjidir. Evet. Onu kullanabilirsin oyun için. Bazen öfkeyi oynayabilirsin. Ama içinde öfkelenmiyorsun, sakinliği koruyorsun. Ama dışarıda belki de çocuğuna, eşine ya da dostuna kızgınlığı göstermek istiyorsun. Gösterirsin, problem yok. Ama yoga demek ki öyle bir sistem ki çok. Hem bedene hükmediyorsunuz, bedeninize, hem ruhunuza hükmediyorsunuz, evet. Değil mi? Evet. Dolayısıyla da hayatındaki o negatifleri bünyedeki, pozitife çeviriyorsunuz. Aynen öyle. Bünyedeki bütün enerjiler ele alınca siz evrendeki enerjilerle bağlantı kurup o enerjilerde verimli şekilde kullanabilirsiniz. Telepati geliştiriyor dediniz. Telepati yani şimdi düşünce. Şimdi beni düşünerek sizi aramama yardımcı olabilir misiniz? Olabilir. Telepati deyince o aklıma geliyor. Odaklanıp diyebilirsiniz ki arkadaşla ara beni dersiniz 5 dakika sonra arar.